Bir hikayeyi anlatarak programa başlamak istiyorum. Gelin hep beraber gidelim. Nereye? Mekke-i Mükerreme'ye. Ebu Mahzure'yi sizlere anlatalım. Ebu Mahzure daha Müslüman olmamıştır. Peygamber'e öfkenin olduğu bir dönemde, hala peygamberi kucaklamayan Mekke'nin içindeki müşriklerin olduğu bir yerde. Birazdan seni sahneye çıkaracağım. Tamam mı? Çocuklar gönül diliyle konuştuğunuzda anlamasalar da susarlar. Onlar bu gecenin melekleri. Çocuklar evinizdeki kandillerdir. Günahlarınızın kefaretine bahanedir. Hayır yapacaksanız, sevindirecekseniz çocuklarınızdan başlayın. Eşlerinizden bahsedin. Peygamberimiz hiç çocuklarına kızmış mı? Hiç eşini dövmüş mü? İçinizde ahlaken en düzgün olanınız, eşini üzmeyendir, eşini dövmeyendir. Siz gündüz eşinizi dövüp akşam aynı yatakta beraber mi yatıyorsunuz? Nasıl insansınız siz? Yakışır mı size diye bütün Mekkelilere böyle seslenirdi. Ya Resulallah, bugün dövmek bir tarafa, hala kadınların canına kıyıyoruz. Hangi yüzle biz senin ümmetiniz diyerek huzura geleceğiz ve cennette sende buluşacağız ki? Düzelmeyi nasip et ya Rab. Ebu Mahzure Huneyn'den Ciran'a doğru peygamber yolculuk esnasındaydı. Ciran'da durdu, Cirane'de durdu. Hani şimdi orada Mescid-i Cirane var. Cirane Mescidi. Biz Mekke'den, Medine'den yeni geldik hafızlarla beraber. Dünya bellisi oldular diye Kabe'ye gittik, nasip oldu. Bir de gittik ki bize Kabe örtüsü hazırlamışlar. Allah sevindirdi. Gidemeyenlere de Rabbim lütfeylesin. Ebu Mahzure Müslüman değil, genç çocuk. Kendiyle beraber toplam 10 tane genç. Peygamberin o zaman mescidi yok. Hadi şurada namaz kılalım deyince müezzin ezan okumaya başlamış. Ezan okumaya başlayınca peygamberin emriyle Ebu Mahzure arkadaşlarıyla beraber ezan okuyan kişiyi taklit etmeye başlamışlar. Ama biraz alaylı bir şekilde. Peygamber müezzini okuyor. Onlar da hep bir ağızdan sesini yükselterek müezzini bastırıyorlar. Peygamber hiç ses çıkarmıyor. Aleyhissalatu vesselam. Bu akşam çok salat-ı ümmi okuyacağız. Çok salat-ı kebir okuyacağız inşallah. Kâmet bitiyor. Kâmet, ezan bitiyor. Ezan bitince peygamberimiz sesleniyor. Şu gençleri getirin bakalım buraya diyor. Biz olsak ne yaparız? Şu çocukları kovun. Ağzını kapatın. Haddlerini bilsinler deriz değil mi? Biz beşeriz, sıradan. Peygamber bakışıyla nasıl bakabiliriz? Ama bunu duyduktan sonra bakabiliriz. Bakın ne yapmış çocuklara. 10 tane çocuk birden, Ebu Mahzure'nin de içinde olduğu 10 çocuk peygamberin huzuruna getirilir. Çocuklar, ne kadar güzel sesleriniz var. İçinizden birisinin sesi çok yüksek çıkıyordu. Hanginizin sesiydi o diye sorunca Ebu Mahzure der ki evet, onlardan bir tanesi bendim.
hem de en son peygamberin huzurunda okuyacak olanlardan bir tanesi bendim. Dediler ki Ebu Mahzure, buydu ya Resulallah. Öyle mi dedi. Hepsini okuttu ezanı, en son da bana okuttu. Onların hepsini gönderdi. Sen kal dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte genç, daha Müslüman bile olmayan, içinde hala peygamberi sevme aşkı, sevgisi oluşmamış o genç çocuğa, gel, senin sesin çok güzel. Ben sana öğreteyim ezan nasıl okunur, kâmet nasıl getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah derken güçlü ve dik sesle söyle diyor peygamber. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Buraya gelince hafif savtek, sesini kıs diyor. Yüksek sesle söyleme diyor. Hayy alel salah, hayy alel felah. Kâmet getirirken sabah namazında buna es-salâtu hayrun minennevm. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Bunu ekle. Kâmette de kadı kâmeti's-salâh, kadı kâmeti's-salâh. Namaz neredeyse başladı. Orada da bunu söyle. Emi, hadi bakalım der. Mübarek cebinden bir kese parayı, dinarı kendisine hediye eder. Hem de gümüş dinar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman olmadığımı bile bile, müezziniyle dalga geçmeme rağmen benim başımı okşadı. Yüzümü sevdi. Omuzlarıma dokundu, dizlerimi sevdi ve Allah mübarek etsin dedi. Biliyor musunuz, o Ebu Mahzure saçının ön kısmını peygamberin elinin değdiği yeri ölene kadar kestirmemiş. Ya Resulallah, söyler misin? Attaba, Mekke'nin valisine söyler misin? Beni mescidinin, Kabe'nin müezzini yapsın. Olur, olur söylerim. Ama sen git söyle. Sen git söyle Ebu Mahzure. Sen git söyle. De ki beni peygamber gönderdi. Ben artık Mescid-i Haram'ın müezziniyim de. Ebu Mahzure gider valiye peygamberin gönderdiğini, Allah'ın Resulü beni buraya müezzin tayin etti deyince Allah Resulü ne dediyse odur. Peki buyur başla der. Biliyor musunuz? O günden bugüne Ebu Mahzure'nin çocukları, torunları, torunlarının çocukları, onların çocukları, o zürriyetten gelen herkes peygamberin tayin ettiği müezzin diyerek, onun çocuğu diyerek, onun torunu diyerek, o zürriyetten gelendir diyerek hala Kabe'de müezzinlik yapmaya devam ediyor. Ve Müslüman oluyor, utanıyor peygamberden. Düşünsenize, biz bugün Müslüman olanı Sultanahmet Camii'ne müezzin yapar mıyız? Sert, iri, güçlü bir sesi var. Senin sesin yüksek,
cemaate daha iyi hitap edersin. Ezan okuyunca bütün Mekke mescide gelir diyerek siz olsaydınız Müslüman olmayan birisine bu kadar kucak açabilir miydiniz? Allah aşkına peygamber inanan inanmayan herkesi işte böyle kucaklıyordu.